Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Uzan ailesi, Uzan Holding'le birlikte birçok sektörde faaliyet gösteriyordu. Ve tabii ki telekomünikasyon gibi gelecek vaat eden bir sektörü de pas geçmediler. Cem Uzan, Turkcell gibi bir deve kafa tutup bu pazarda, bu pastadan pay alabilmek için kolları sıvadı. Ve neticede istediğine de ulaştı. Fakat bazen istediğimize ulaşabilmek, ulaşamamaktan daha kötü olabiliyor. 2000'lerin efsanesi, o nostalji dolu yılların büyük markası Telsim'in hikayesi markaların hikayelerinde başlıyor. Telsim kullanıcılarıyla 1994 yılında buluşuyor. Turkcell'in hikayesini anlattığım videoda değinmiştim. GSM operatörlerinin faaliyet gösterebilmesi için devletten lisans hakkı almaları gerekiyor. İşte bu noktada 1998 yılına kadar aslında bir boşluk var ve o döneme kadar Turkcell ve Telsim bir lisans almadan faaliyetlerini yürütüyor. 1998 yılındaysa hem Turkcell hem de Telsim bakanlıkla 25 yıllığına lisans sözleşmesi imzalıyor. Peki bu isim nereden geliyor? Telsim ne demek? Telsim telekomünikasyonla SIM sözcüklerinin birleştirilmesi aslında. Tabii ki buradaki SIM tahmin edebileceğiniz gibi SIM kartı temsil ediyor. Zaten Telsim'in logosuna baktığımızda da çok minimal ve çok başarılı bir logo bence. Ve bu logoda bir dörtgen görüyoruz. Dörtgenin bir köşesi diğer köşelerinden farklı. İşte o köşe aslında bize SIM kartı hatırlatıyor. Ayrıca Telsim yazısındaki İ harfine dikkat ederseniz bu harfin diğer harflerden daha farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Bu harfin de bizlere sinyal, çekim gücü gibi kavramları anımsatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Telsim pazara Turkcell'den sonra giriyor fakat pazarda önemli bir oyuncu oluyor çünkü pazarın ikinci oyuncusu. Fena diyemeyeceğimiz de bir pazar payı yakalıyor. Pazar payı ile alakalı çeşitli veriler gördüm ama bunların arasında ciddi farklar var. O yüzden çok güvenilir bir veri görmediğimi düşündüğüm için size net bir değer vermeyeceğim şu an. Yani neticede öyle veya böyle en başta da belirttiğim gibi Cem Uzan hedefine ulaşıyor ve pastadan kayda değer bir dilim almayı başarıyor. Peki bu payı nasıl elde ediyor Telsim? Telsim'in bu payı elde etmesindeki en önemli bileşenlerden bir tanesi reklam ve pazarlama faaliyetleri. Ne yaptı Telsim? Türkiye'nin en popüler isimlerinden bazılarının yer aldığı reklam filmleri çekti. Bu reklamların hakikaten her birisi çok kaliteli, çok güzel reklamlardı. Tabii kalite kavramı, güzellik kavramı bunlar kişiden kişiye değişebilir. Benim beğendiğim bu reklamları başka bir kişi beğenmeyebilir. Fakat dediğim gibi bunlar benim beğenilerim. Bu reklamların Telsim'in başarısında önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm için ve markayla özdeşleşen reklamlar olduğunu düşündüğüm için şimdi gelin kısaca bu reklamlara bir bakalım, inceleyelim bu reklamları. İlk olarak Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı ve hem yazdım hem oynadım repliğiyle hafızalarımıza kazanan o reklama bakalım. Abi parladayım mı abi? Parlak zaten oğlum, görmüyor. Bir silah ya. Peki hadi. Al şunları oya lan. Vay, tam teşekkür ederim bakıyor. Hiç davranma benimkidir. Alo? Ha sen misin kurban? Müşteri var. Hem de kim biliyor musun? Meşhur tiyatrocu, yazar, artist, komedyen, filmci, şair Yılmaz Erdoğan. He, ne kısa ne uzun. Normal yurdum insanı. He, onu bilemem. Onu kendisine sor. Bak veriyorum, bu kıyamı da unutma. Oho, ne yaptın be kardeşim? Konuş, konuş, sevinsin gariban. Alo? Alo. Burada kimse yok. He, yok. Nasıl oynadım? Yani sesini oynadın mı? He, hem yazdım hem oynadım. Peki telefon nasıl çaldı? Ha, onu da ağzımla yapıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi aslına bakarsanız reklamın içerisinde, reklamın sonuna kadar Telsim'le alakalı hiçbir şey göremiyoruz, net bir şey. Fakat reklam izleyen kitleyi öylesine iyi yakalıyor ki merkezine bir çocuğu koyuyor ve Türkiye'nin en popüler isimlerinden bir tanesini koyuyor. Ardından da güzel bir hikaye, güzel bir kesit eşliğinde izleyeni ekrana bağlamayı başarıyor. Tabii hikayenin içerisine cep telefonunu yerleştirerek bir şekilde iletişime vurgu yaparak da markayla ilişkilendirme yapıyor. Dolayısıyla biz reklamın bitiminde en son ekrana Telsim logosu geldiğinde ya bu ne alaka demiyoruz. Bu benim kesinlikle en sevdiğim reklam tipi. Yani reklam boyunca markanızdan hiç söz etmiyorsunuz. Ürüne, hizmete genel dokundurmalar olabilir ama orada da direkt olarak markanızın adını vermiyorsunuz.
Ardından en sonda kendi logonuzu koyuyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Eğer bu tip bir reklamda izleyiciyi sonuna kadar tutmayı başarabilirseniz, ki bu reklamın dediğim gibi kalitesiyle alakalı bir durum, çok iyi bir sonuç elde ediyorsunuz. Çünkü markayı çok net şekilde hafızaya kazımış oluyorsunuz. Fakat izleyiciyi sonuna kadar içeride tutamazsanız da reklam bütçeniz aslında heba olmuş oluyor. Şimdi de İmparator Fatih Terim'in yer aldığı efsane reklamları hatırlayacağız. İlk reklamımız yine muhakkak pek çoğunuzun hatırlayacağı bir reklam. Küçük bir İtalyan futbol severle Fatih Terim'in kısa diyaloğu üzerine kurulu. Signor Terim! Signor Terim, un autografo per favore. Dimmi il tuo nome. Giovanni. Signor Terim. Sì. Abbiamo un'importante partita in arrivo. Come giocheremo? Con il 4-4-2 o con il 3-5-2? Vedremo. Se fossi lei, vorrei giocare la squadra in difesa. Bene. Ciao. Imperatore, non dimenticare le mie parole! Ok, Carlo. Missione compiuta. È rimasto molto colpito da me. Farà tutto quello che gli ho detto. Reklamın sonunda Telsim değil de Terim yazısının çıktığına ve daha sonra bu Terim'in Telsim'e döndüğüne dikkat etmişsinizdir. Bu detay benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca reklam Juventus-Milan rekabetini küçük bir çocuğun futbol sevgisi üzerinden çok güzel anlatıyor. Olayın sonuna kadar yine Telsim'i görmüyoruz. Sadece yine bir cep telefonu, yine bir iletişim unsuru görüyoruz. Reklamın müziği de yine çok güzel bir müzik. Şu ana kadar bahsettiğimiz reklamlar ve birazdan bahsedeceğim reklamlar tıpkı Kolaturka videosunda söylediğim gibi bana çocukluk dönemimi hatırlatan reklamlar. Dolayısıyla bunlar sanki reklam gibi değil de bir çocukluk dönemi anısı gibi geliyor ve o zaman da bunları reklam gibi algılamıyordum çünkü çok güzel hikayeleri var reklamların. Sıradaki reklamımızda Fatih Terim İtalya'da, bildiğiniz gibi bir dönem Milan'da, Fiorentina'da teknik direktörlük yaptı. Zaten bir önceki reklamda Milan'daki teknik direktörlük dönemiyle ilişkilendirilen bir reklamdı. Bu reklamdaysa belirttiğim gibi İtalya'da ve doğum günü tek başına evinde, ailesi İstanbul'da. Dolayısıyla ailesine olan bir hasreti var. Şimdi bakalım bu hasret neticesinde neler oluyor. Tamam canım kızım. Bir dahaki doğum günümde söz hep berabersin. Bir dakika dur canım, kapı çaldı. Aa, polis geldi. Buonasera. Buonasera. Solo che ha parcheggiato la sua macchina in sosta vietata. Io? Non è la sua quella scura? Sì, ma... Guardi fuori e vedrà lei stesso. Arabanızı yanlış yere koymuşsunuz diyor. Dur bakayım, kapama canım. Burada olanlara yanamayacaksın Merve. Merve? Nasıl? Bu reklamda da gördüğümüz üzere tıpkı diğerlerinde olduğu gibi aynı teknik kullanılmış. Şimdi ise Cem Yılmaz'ın yer aldığı reklamlara bakacağız. İlk reklamımız 2053 yılını anlatan kurgusal bir reklam. Bu reklamda Cem Yılmaz 2053 yılında iki küçük çocukla birlikte kendi heykelinin de bulunduğu bir parka gidiyor. Bu parkta çocuklara eski günlerinden, meşhur olduğu dönemlerden 2001 yılında Telsim reklamında nasıl ve neden oynadığından bahsediyor. Cem Yılmaz 2001. Reklama çıkarmak istiyorlar. Telsim'i tercih ettim. Neden Telsim dersen özel bir nedeni yok. Tamamen duygusal. Nasıl yapıyor neden? Tamamen duygusal. Benim reklamlar başlayınca bu Telsim'in rakipleri bir afalladı tabii. O zamanlar rakipleri var. Şimdiki gibi tek başlarına değiller. Ya dede ya, sen o kadar meşhur muydun ya? Delinin sorduğuna bak, bu ne bu? Evet ama kendi yaptırdı diyorlar o heykeli. Yürüyün be, bir daha da parka gelmek yok. Yürü. Dikkat ettiyseniz Cem Yılmaz reklamda diyor ki o zaman Telsim'in rakipleri vardı. Şimdiki gibi değildi, rakipsiz değildi. Yani reklamda Turkcell'e çok güzel bir gönderme yapılıyor. Bu gönderme çok güzel bir gönderme olsa da tam tersi yönde işliyor. Bugün Turkcell pazardaki konumunu sağlam şekilde korurken Telsim markası artık hayatımızda değil.
Ama aslında Telsim hayatımızda nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Sıradaki reklamda Cem Yılmaz bir gazino sahibi. Gazinosuna ünlü bir isim çıkarmak istiyor. İstediği şey gerçekleşiyor ama tam istediği gibi gerçekleşmiyor. Alo, Hulusi. Dem ben dem. Tu bidim gazinoya, Athena'yı çıkartalım diyorum. Ne dersin? Athena, Athena. Dütüntene. Taman yolu gazino tutuna. Athena. Ben sana Athena mı dedim? Ne dedim? Athena dedim, Athena. Hey, hey, Santuç Athena. Telsim. Bu videonun sonundaki Telsim dokunuşu da yine çok iyi bir dokunuş. Peki, bu videolar çok güzel gerçekten. Dediğim gibi bu benim zevkime göre böyle. Belki içinizde beğenmeyenler olabilir. Fakat şu bir gerçek ki Telsim'in bilinirlik kazanmasında, hafızalara kazınmasında bu reklamların rolü var. Peki sadece bu reklamların rolü mü var? Hayır, Telsim sadece televizyona reklamlar vermedi. Aynı zamanda önemli sponsorluklar da yaptı. Telsim kime sponsor oldu? 2000 yılı UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray'a sponsor oldu. Galatasaray tarihinin en güzel dönemlerinden birinde sponsoru Telsim'di. Bu arada kupayı aldığında sponsor değildi, kupayı aldığında sponsor Marshall'dı. 2001'den itibaren sponsor Telsim oldu ve Süper Kupa alındığında Galatasaray formasının üzerinde Telsim'in logosu vardı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hagi, Süper Mario Jardel gibi isimler işte Telsim'li o efsane formayı giyen isimler arasında. Ben de bir Galatasaraylıyım ve hakikaten en sevdiğim, Galatasaray'ı en çok izlemekten zevk aldığım yıllar o yıllardı. Tabii o zaman daha 8-9 yaşındaydım ama o maçları çok net hatırlıyorum. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Galatasaray formaları da benim için tüm zamanların en iyi Galatasaray formalarıdır. Özellikle sarı kırmızı olan. Peki Telsim sadece Galatasaray'a mı sponsor oldu? Hayır. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de aynı dönem sponsor oldu. Hatta aynı dönem sponsor olduğu için Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde iki takımın formasının üzerinde de Telsim logosunu görüyorduk. Bu basit bir şeymiş gibi gözükebilir fakat bir markanın gücünü ispatlaması anlamında çok güzel bir girişim aslında. Dünyanın en ateşli derbileri arasında gösterilen bir derbide iki ezeli rakibin formasının üzerinde de aynı markanın reklamı var. Bu durumun aynısını yıllar sonra Türkiye'de Aria ve Avea'da tekrarladı. Zaten Avea bildiğiniz gibi Aysel ve Aria'nın birleşmesiyle oluşmuştu. Şimdi bu denli güzel reklam kampanyaları, sponsorluklar yürütülüyor. Yani marka bilinirliği üst düzeye çıkarılıyor. Peki bu yeter mi? Tabii ki yetmez. Reklam ne kadar olursa olsun ürünün veya sunulan hizmetin de kesinlikle belirli bir kalite standartını sağlaması gerekiyor. Kola Turka videosunda da Kola Turka'nın müthiş reklam faaliyetlerinden, pazarlama faaliyetlerinden bahsetmiştik. Ama bir süre sonra yaşadıkları itibariyle yavaş yavaş kendini pazardan geri çekti. Videoların altına yapmış olduğunuz yorumların neredeyse tamamını okumaya çalışıyorum ve elimden geldiğince de herkese yanıt veriyorum. Ve o yorumlarda şuna da çok dikkat ettim. Birçok kişi de aslında Kola Turka'nın başta tadının hakikaten iyi olduğunu, Coca-Cola'ya da benzediğini fakat sonradan tadının kötüleştiğini söylüyor. İşte bu durum bize net şekilde şunu gösteriyor aslında. Bir ürün veya hizmet sunduğumuzda reklamla iş bir noktaya kadar gelebilir, taşınabilir. Ama hizmet kalitesinin veya ürün kalitesinin de kesinlikle söylediğim üzere o standart seviyesinde tutulması gerekiyor. Yani Kola Turka başlangıçta iyi bir standart yakaladı ama sonra insanların algıladığına göre o standartı aşağı çekti. Dolayısıyla dediğim gibi Telsim de çok güzel reklam kampanyaları, faaliyetler yürütüyor ama ortada iyi bir hizmet olması lazım ki bu sürdürülebilir olsun. O yüzden şimdi o hizmetlere bakalım. Bir kere Telsim GPRS hizmetini Türkiye'de ilk sunan operatör oldu ve dünyada da bunu yapan 3. operatör oldu. Telsim'den önce bunu yapan operatörlerse İngiltere'deki BT Cellnet ve Almanya'nın şirketi T-Mobile. O dönem Telsim'in genel müdür yardımcısı olan Sertaç Akyüzol'un verdiği bir röportaj var ve o röportajda diyor ki hız 9.6 kilobit seviyelerinden 170 kilobit seviyelerine çıkacak. Oranladığımızda değişimin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz ama
günümüzle karşılaştırdığımızda da bu hızların bugüne göre inanılmaz derecede düşük olduğunu muhakkak fark ediyorsunuz. Yani günümüzde bizim bağlantılarımız eğer bu hızlara düşerse ekran karşısında bildiğiniz gibi kriz geçiriyoruz. Telsim'in bir diğer öncü hizmeti de MMS'ti. MMS multimedya mesajı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla SMS'te olduğu gibi sadece yazı değil, yazının yanı sıra görsel de gönderebiliyorduk. Bu bugünün koşullarına göre yine çok yüzeysel bir teknoloji ama o dönem için bir devrim niteliğinde aslında. Bir diğer hizmet MVS. MVS'te ise Telsim telefonlardan televizyon izleme fırsatı sunuyordu. Muhtemelen şu anda beni büyük kısmınız cep telefonlarınızdan izliyorsunuz. Zamanında bir anket yapmıştım ve %80'in üzerinde izleyicilerin beni cep telefonundan takip ettiğini belirtti. Ki YouTube istatistikleri de bize bunu net şekilde söylüyor. Yani kısacası günümüz dünyasında cep telefonundan bir şey izlemek olağan dışı değil, çok sıradan bir durum. Ama yine o yıllarda cep telefonunda televizyon izleme hizmetinin sunulması çok büyük bir adım. Tabii bağlantıda problem oluyor, görüntü kalitesi piksel piksel, öyle yüksek çözünürlükler falan yok ama döneme göre kayda değer bir gelişme. Geldik bir diğer telsim servisine, Push to Talk, yani bas konuş. Bunu da dünyada ilk uygulayan firmalardan bir tanesi Telsim oluyor. Bu saydıklarım dışında Pratikat isminde bir hizmet çıkardı Telsim. Bildiğiniz gibi Turkcell'in hazır kartı vardı. Özellikle Özgür Kız reklamlarından hatırlarsınız. İşte Telsim'de rakibi karşısında Pratikat ismindeki modelini ortaya koyuyor. Bu bir ön ödemeli hat çeşidiydi, yani kontörlü bir hattı. Bunun yanı sıra Aux kart, Fix kart, StarCep gibi yine kontörlü hatları piyasaya sürdü Telsim. Daha sonrasında ise tüm bu kontörlü hatlar MyCep altında birleşti. Geldik bir diğer ilginç Telsim hizmetine, Cep Voice. Neydi Cep Voice? Örneğin birisini arıyorsunuz fakat ulaşamıyorsunuz. O kişiye ulaşamadığınız, telefonunun ulaşılabilir olmadığına dair bilgiyi size Ajda Pekkan, Beyaz, Serdar Ortaç ya da Hülya Avşar verebiliyordu. Dolayısıyla Telsim sadece reklamlarında ünlülere yer vermedi, bu gibi alanlarda da ünlülere yer vererek tüketicinin ilgisini çekmeye çalıştı. Anlatmış olduğum tüm bu reklam ve pazarlama faaliyetleri, tüm bu ürün ve hizmetler çerçevesinde Telsim için aslında işler hiç de fena gitmiyor. Dediğim gibi pazarda kendine bir yer edindi. Fakat Uzan ailesi için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Uzan ailesi için işler yavaş yavaş tersine dönmeye, fena bir tarafa doğru gitmeye başlıyor. Genç Parti'nin hikayesini anlattığım ve Star TV'nin hikayesini anlattığım videolarda bahsetmiştim. Uzan ailesinin mal varlıklarına, 200'ün üzerinde şirkete, TMSF'e el koyuyor. Bu olay 2004 yılında gerçekleşiyor ve bu el koymaya sebebiyet veren en önemli olaylardan bir tanesi de İmar Bankası olayı. Bu olay Uzan ailesinin Türkiye'deki sonunu hazırlayan en net olaylardan bir tanesi. İmar Bankası olayının detayına bu videoda girmeyeceğim çünkü onu daha sonra başka bir videoda detaylı olarak sizlere anlatmayı planlıyorum. Neticede dediğim gibi TMSF Uzan şirketlerine el koydu ve tabii ki tahmin edeceğiniz gibi bu şirketler arasında Telsim de vardı. Hatta içinizde hatırlayanlar olur, TMSF Uzanların mal varlıklarına el koyduktan sonra Cem Uzan'ın villasında da bir arama yapılmış ve villanın havuzunda çok fazla sayıda kontör bulunmuştu. Bu kontörlerin miktarlarıyla alakalı basında farklı farklı değerler var. Dolayısıyla bu kontörlerin ne kadar bir değerinin olduğu, piyasa değerinin olduğu çok güvenilir bir veri olarak size şu anda onu sunamayacağım. Fakat kimi kaynaklarda 4 milyona yakın, kimi kaynaklarda 5 milyona yakın kontör kartının olduğu belirtiliyor. 100, 200, 250, 1000 kontör gibi kontör paketleri var. O dönem 100 kontör 10 milyon 500 bin liraymış. 1000 kontör ise 76 milyon. Bunun üzerine çeşitli kaynaklar hesaplar yapmış ama dediğim gibi temel aldıkları değerler farklı çıktığı için hesap da tabii ki farklı çıkacak. Bu hesaplardan örneğin bir tanesi 100 trilyon değerinde olduğunu belirtiyor kontörlerin. Bir diğeri 300 trilyonun üzerinde olduğunu belirtiyor. 375 trilyon olduğunu belirtiyor. Yani kısacası hepsi farklılaşıyor fakat öyle veya böyle çok yüksek bir tutar söz konusu. Ve iddia şu ki Uzanlar bu kontörleri bayilere el altından satıyor. Fatura kesmeden de buradan önemli miktarda gelir elde ediyor. TMSF'nin Telsim'e el koyduğunu belirtmiştim. Neticede 2005 yılında TMSF Telsim'i satışa çıkarıyor. İhaleye çıkılırken Telsim'e biçilen bedel 2 milyar 510 milyon dolar. MR grubu gibi, Mısırlı Orascom gibi ve İngiliz dünya devi Vodafone gibi firmalar ihaleye katılıyor. Vodafone 4 milyar 550 milyon dolar ödeyerek Telsim'in sahibi oluyor. İşte bu nedenle videonun daha önceki kısmında Telsim marka olarak hayatımızda olmasa da
aslında hala hayatımızda dedim. Çünkü Vodafone olarak Türkiye'de varlığını sürdürüyor. Telsim bir süre Telsim Vodafone ismiyle devam ediyor. Fakat daha sonra sadece Vodafone'a dönülüyor. Şunu da eklemekte fayda var. Kıbrıs'ta hala Telsim ismiyle faaliyet gösteriyor. Peki Telsim satıldıktan sonra ne oluyor? Satıldıktan sonra TMSF almış olduğu bu gelirle birlikte öncelikle Motorola'ya ve Nokia'ya olan borçları kapatıyor. Telsim'in borçlarını. 410 milyon dolar Motorola'ya, 340 milyon dolar da Nokia'ya ödeniyor. Cem Yılmaz'la Motorola arasında yaşananlar da bildiğiniz gibi çok konuşulan olaylar arasında. Yine onu da başka bir videoda ele alacağım. 410 milyon dolar ve 340 milyon dolar gitti dedik. Geriye ne kaldı? 3 milyar 800 milyon dolar. Bu para da TMSF bütçesine dahil olmuş oluyor. Hazineye olan bazı borçları varmış Uzan ailesinin. Bunların bir kısmı tahsil ediliyor. Peki her şey bitti mi? Yani Telsim Vodafone'a geçti ve Vodafone olarak o günden beri faaliyetlerini sürdürüyor sorunsuz olarak. Fakat şöyle bir durum var, ilginç bir durum var. İçinizde daha önce Telsim kullanmış olanlar varsa şimdi anlatacağım şeyle karşılaşmış olabilirler. TMSF, Telsim'e borcu olan vatandaşlardan bu borcu tahsil edebilmek amacıyla bir hukuk bürosuyla anlaşıyor. Küresel Hukuk Bürosu isminde bir hukuk bürosu. Bu hukuk bürosu da bu kişilerle iletişime geçiyor. Telsim'e borcu olduğunu belirtiyor bu kişilerin ve ödeme yapmalarını istiyor. Aksi takdirde icra sürecinin başlayacağını belirtiyor. 2019 yılında yapmış oldukları bir açıklama var. Orada diyorlar ki biz Telsim'e borcu olmayan hiç kimseyle iletişime geçmedik. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani diyor ki bizim iletişime geçtiğimiz herkesin geçmişte kesinlikle Telsim hattı olmuştur ve Telsim'e bir borcu söz konusudur. Neden böyle bir açıklama yapıyorlar? Çünkü bunun tersi yönde iddiası olan birçok da insan var. İnsanlar diyor ki benim geçmişte bir Telsim hattım yok veya Telsim hattım vardı ama benim Telsim'e bir borcum yok. Fakat buna rağmen arandıklarını ve bu şekilde söylemlerde bulunulduğunu kendilerine, hatta bazıları tehdit edildiğini bile dile getiriyor. Bu konuyla alakalı çeşitli haberleri okudum. Haberlerden bir tanesinde dediğim gibi hukuk bürosunun bu yöndeki açıklaması var. Fakat başka bir haberde de örneğin hukuk bürosunda çalışan kişilerin bu tarz durumların yaşanabildiği yönündeki demeci var. Şunu belirtiyorlar, diyorlar ki bize kimlik bilgileri verilmedi bu kişilerin. Sadece borcu olan kişilerin isim soy isim bilgisi verildi. Dolayısıyla örneğin Kadir Kuru'nun borcu varsa, ülkede 100 tane Kadir Kuru varsa ulaşabildiklerini arıyorlar ve borcu olduğunu belirtiyorlar. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi bu çok saçma bir durum. Tüketici açısından çok saçma. Yani hiç örneğin benim borcum yok ve arandığımı varsayalım. Boşu boşuna kendinizi lüzumsuz bir sürecin içinde buluyorsunuz ve belki de borcunuz olmadığını ispatlamak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu nedenle de sadece isim soy isim bilgileri bize verildiği için zaman zaman yanlış kişilerin de aranma durumu söz konusu olabilir diyor o çalışan verdiği röportajda. Bu söylediklerimi bir arada düşünecek olursak da çalışanın söylediğiyle hukuk bürosunun yaptığı açıklama arasında bir çelişki söz konusu. Bu durumla alakalı şikayetvar.com'da bir şikayet var mı diye baktım ve böyle bir şikayet söz konusu. Daha sonra şikayetin çözümlenmesiyle alakalı olan açıklamayı okuduğumda da yine söz konusu kişi, yani mağdur olduğunu söyleyen kişi şunu belirtiyor. Bana ulaşıldı ve isim karışıklığından dolayı, isim karışıklığı yaşandığı için benimle iletişime geçildiği belirtildi diyor. Sorunum bu şekilde çözüldü diyor. Yani bu durumda yine hukuk bürosunun yaptığı ilk açıklamanın aslında doğru olmadığını gösteren bir iddia. Peki tamam, böyle hatalar yaşandı veya yaşanmadı diyelim. Borçlar ne olacak? Borçların bir kısmı tahsil edilmiş. Geriye kalanlar ne olacak? Tahsil edilebilecek mi? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu var. Medyada muhakkak bir şekilde karşınıza çıkmıştır kendisi tüketici haklarıyla alakalı. Kendisi yaptığı açıklamada aslında bu durumun uygun olmadığını dile getiriyor. Bunu neye dayanarak söylüyor? Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesine göre. Borçlar Kanunu'nun 146. maddesi zaman aşımının alacaklar noktasında 10 yıl olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla 10 yılın üzerinde bir zaman geçtiği için de borcun söz konusu olmadığını iddia ediyor. Fakat hukuk bürosu da şunları öne sürüyor. Bankacılık Kanunu'nun 141. maddesi ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 2018 yılına ait kararı. Kanunu ve bu kararı referans göstererek zaman aşımının aslında 20 yıl olduğunu öne sürüyor hukuk bürosu. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Söz konusu olan şey telekomünikasyon. Neden Bankacılık Kanunu'na bakılıyor? Söz konusu olan şey telekomünikasyon ama bizim bahsettiğimiz durumdaki oyunculardan bir tanesi, durumun içerisindeki taraflardan bir tanesi TMSF. Ve Bankacılık Kanunu'nun ikinci maddesine göre TMSF de bu kanuna tabi. Ve Bankacılık Kanunu'nun 141. maddesinde şu söyleniyor. Bu kanundan kaynaklanan fon, buradaki fon TMSF'yi temsil ediyor. Alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zaman aşımı süresi 20 yıldır. Yani kısacası borçlar TMSF'ye olan borçlar olduğu için
Hukuk bürosu burada 20 yıllık bir zaman aşımı olduğunu, dolayısıyla da insanların söz konusu borçlarını ödemek zorunda olduğunu dile getiriyor. En azından 2019 yılında çıkan haberler de bu şekilde. İşte Telsim'in hikayesi böyle. Bir zamanlar reklamlarında en büyük rakibi Turkcell'i taşlayan Telsim, bugün Telsim markasıyla hayatımızda değil. Fakat dünyanın en büyük telekomünikasyon devlerinden, en büyük firmalarından biri olan Vodafone'un bünyesinde hizmet vermeye devam ediyor. Telsim marka olarak var olmasa da logosuyla, reklamlarıyla ve sunmuş olduğu hizmetlerle bence hafızalarda yer tutmaya devam edecek, en azından benim için. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, o ana dek hoşça kalın.